Manşete hoş geldiniz. Her şey hukukun üstünlüğü. Her şey insan haklarına saygı. Her şey esasen hesap verilebilir, şeffaf bir demokrasi. Bununla başlıyor. Olmayınca da işler sarpa sarıyor. Yayınları seyrediyorsunuz. Üç cümle önce hukukun üstünlüğü diyen, iki cümle sonra insan hakları diyen işte yargı bağımsız değil diyen falan neyse kişi veya yayıncı veya siyasetçi veya ne bileyim gazeteci veya işte YouTube YouTuber 18 saniye sonra hakim savcılar göreve iade edilmiş nasıl iade edersiniz diyor Türkiye acayip şimdi tam böyle nalıncı keseri gibi kendine yontma ülkesi. Yani bir yönüyle fena halde sistemin içerisinde sistemleşmiş. Bir yönüyle de güya hak mücadelesi yapıyor. Yani herkesin bazen biraz tatile araya ihtiyacı oluyor. Bunun lisan bilmekle, 20 tane ülke görmekle de alakası yok. Görenleri de gördük. Yani bir tane örnek vereceğim. Önün arkasını siz doldurursunuz. Turan Çömez diye bir isim var. Geçmişte bir takım davalarda yargılandı. Hakkında bir soruşturma varken veya yokken bilmiyorum. İngiltere'ye geldi ve burada epey bir süre kaldı. Ne bileyim sisteme entegre oldu, oturum aldı. Hatta işte Türkiye kendisini iade edilmesini istedi. Türkiye mahkemeleri o günlerde. Ama az kalsın iade ediliyordu, direkten döndü bir yaşam kurdu, yeniden doktor oldu. Yani yeniden yani Türkiye'deki diplomanız bir şey ifade etmiyor. Burada bütün üniversiteyi dışarıdan bitirmeniz gerekiyor. Sonra oturum aldı, belki vatandaşlık aldı neyse. Döndü bilmem kaç sene sonra bıraktığı yerden devam ediyor arkadaş. Yani bir takım şeyleri deneyimlemek, ne bileyim okyanusa atlamak, orada yakapaça olmak, sonra tekrar çıkmak falan da ee, olmuyor yani yetmiyor ya bu bu bunlarla ilgili değil bu konuda onlarca örnek verebilirim başka bir şey yani insanlık katına çıkmak yükselmek başka bir şey tabi bunun ekrandaki görselle çok fazla bir alakası yok insan olmayanlarla ilgili neyi söyleyeceksin ki yani insanlığın bittiği yerde analizde biter bu görsel dün çekildi Erdoğan Mısır'a gitti ve kocaman ...iki katlı uçağı götürdü... ...işte içine de gazetecileri doldurdu... ...bir sürü insanı doldurdu neyse... Ee, ...Mısır... ...darbeci dediği... ...katil dediği kişinin ayağına gitti... ...yani bu budur... ...hani o gelse gene bir yere kadar diyeceksin... ...ama ayağına gitti... ...öbürü de altta kalmamak için muhtemelen... ...kırmızı halı sermiş... ...uçağın kapısında karşılamış falan... ...herkese yapılmaz uçağın kapısında karşılamak... ...artık yani o karşılama şeyleri de bitti... Enteresan. Burada tabi e, veliaht olarak son dönemde çokça görülen dikkat çeken, e, şeyler yapan, ne bileyim nutuklar atan Bilal Erdoğan dikkat çekiyor o fotoğrafta. O da heyette. Hiçbir sıfatı olmamasına rağmen heyette. Niye? Sultanlık rejimi. Birazdan bakacağız. O arada fotoğrafın içinde dolaştırıyorum sizi. Görünen var, görünmeyen var. Arkada iki ismin eski ve yeni MİT müsteşarlarının ve... İşte eski saray dış politika danışmanı veya sözcüsü yeni dışişleri bakanının yani İbrahim Kalın ve Hakan Fidan'ın yan yana merdivenlerden inerken fotoğrafında görüyorsunuz hemen Sisi ve Erdoğan'ın arkasında. Bu fotoğrafın yani oturup fotoğraftan bir analiz yapacak halimiz yok. Fakat şu var yani ortaya çıkan şey şu. Dönüşte yapılan açıklamaların gerçekte ne görüşüldüğüyle pek alakası yok. Yani ana gündem Libya'ydı. Libya'da her iki ülkenin de, Türkiye'nin de, Mısır'ın da kendine göre öncelikleri var veya çıkarları var. Ve bu çarpışıyor şu anda. Veya karşı karşıya geldi. Bu öteden beri, 10 yıldır böyle de Kaddafi devrildiğinden beri. Fakat diplomatik bir ilişki olmadığı için bir sinir harbi biçiminde yürüyordu. Ve işte istihbarat, dışişleri falan kendince devredeydi. Ondan iki... Eski ve yeni MIT müsteşarları orada, işte Dışişleri Bakanı orada, Hakan Fidan İbrahim Kalın hikayesi o yani. Orada anlattıkları gibi gazzeyi, İsrail'i falan değerlendirmiş değiller. Belki üç cümle geçmiştir ama umurlarında bile değil orada insanların ölmesi, İsrail'le ticaretin kesilip kesilmemesi veya oraya ne bileyim silah ambargosu uygulanıp uygulanmaması. Bunlar değil, söylenmedi. Tabii bu arada Meydan Gazetesi'nin 1 Temmuz 2016'da attığı başlık, hatırlandı. Sevgili Levent Kenes çıkarıyordu. Şimdi TR724'te program ortağın editör masası yapıyoruz. Orada da bunu konuştuk. 1 Temmuz 2016'da Meydan Gazetesi bu manşetle çıktı. Bana göre son 10 senede Türk Matbaatı'nda hele özellikle bizim Türkiye'de olduğumuz yıllarda yani 2013-2016 arasındaki o 2-3 yıllık yoğun ve gerçekten yıpratıcı mücadele döneminde atılan en iyi başlıklardan biridir. Yani bir, bir, bir diğeri de mesela tabut selfisidir. Cevheri Güven'in noktayı yönetirken noktanın kapağına yansıyan bunlar unutulmaz kapaklardır. Meydanın manşeti de böyle bir manşetti. Yılın satış elemanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Ayşe, güzel hani böyle restoranlarda falan görürsünüz ya duvara çerçeveletip asılır yılın elemanı diye. O, o formatta hazırlanmış. E, yılın satış elemanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Ayşe altında da şu yazıyor. E, Erdoğan İsrail'le barıştı, eski dostlar da düşman oldu. Erdoğan Mavi Marmara'da kendisine sormadan iş yaptılar diye ihahaya kızdı filan. Şimdi karşınızda böyle bir eleman var ve 10 yıldır sata da geldi zaten. E, ve o arada da yani sattığı Sisi, Esat ya da ne bileyim Suud Veliat Prensi değil. Veya ne bileyim Trump, Joe Biden, Amerika, İsveç, öbürü biriki değil. İçeride bir takım e, insanlarla yan yana ittifak halinde güya e, düşman bildiklerini veya o gün e, düşman bellediklerine e, çem giriyorlar. Ondan sonra beyefendi gidiyor, el sıkışıyor, diğerleri de arkada avucunu yalıyor Ya da e, rezilliyle baş başa kalıyor veya işte o muazzam satışın ardından üstüne başını toplamaya çalışıyor. Ama Türkiye Genel Medya Mahallesi'nde olduğu gibi iktidar mahallesinde de rezil olmazsın. Şimdi dönüşte gene ayar vermiş. İşte bu özellikle Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim savcılar meselesi. Anayasa Mahkemesi kararlarına getirmiş ve hazmedemiyorum demiş. Yani devamla da bu işin üzerinde üzerine gidiyoruz gideceğiz. böyle bir Sultanlık rejimi var. Sultanlık rejimi de benim lafım değil esasen. E, mühim bir siyaset bilimci, profesör, doktor Ersin Kalaycıoğlu ki ben kendisinin özellikle Anayasa çalışmasından da Anayasa derken devletlerin anayasaları, özellikle Amerikan sistemi, Amerikan anayasası, başkanlık sistemi e, ve bunun işte karşılaştırmalı analizi falan gibi konularda ayrı bir uzmanlık alanıdır Ersin hocanın. Çok yararlandığımı söylemeliyim yer yer zaten. Katıldığı yayınlarda bu tecrübelerini paylaşıyor ve kendi bilgi birikimini aktarıyor ve böylelikle de bir mukayese yapabiliyorsunuz. Sultanizm dediği yani sultanizm diyen o ve çok güzel e, tarif ediyor. Sultanizm de kamu politikası olamaz çünkü siyasal kararlar şahsi takdire göre keyfi olarak alınır. Keyfi kararların uzun süreli, süreli tutarlılığı olmaz. Dış politikada da olmaz. Bunu bu şekilde e, koymuş. Yani sonra sen git işte maden faciasıyla meşgul ol. O da bilip bilmeden herkes siyanır uzmanı oldu. Herkes çevreci oldu. Herkes bir anda işte efendim arama kurtarmacı oldu. Acayip böyle bir. Ya bir insan haddini de bilir yani ağzını açacağı zaman. Yani en azından gazetecinin görevi taraflara mikrofon uzatmaktır. Kim ne diyor onu alt alta koymaktır. Bunu da yapmıyorlar. Herkes kendi ideolojik perspektifinden bakıyor ve iki konu öne çıkıyor. Yani ya ideolojik perspektifine yarayıp yaramadığına göre konuyu ele alıyor ya da bu hemen her şeyde böyle. Şemnem Korur, Fincancı, işkence meselesinde de böyle. Ya da işte maden olayında olduğu gibi sermaye ve servet düşmanlığı üzerinden bir şey şey yapıyor. Yani bunun onunla alakası yok ki. Yani dolaylı olarak alakası olabilir ama benzer sermayenin veya benzer kapitalin İş tuttuğu farklı ülkelerde bu iş çok düzgün yapılıyor. Demek ki mesele tek başına sermaye, kapitalizm falan değil yani. Mesele denge, denetim. Mesele e, o konuda e, insanı önceleyen, çevreyi önceleyen e, yönetmelikler ve genelgelerle her şeyin usulüne uygun yapılması. Bu var esasen. Yani. Türk mevzuatında bunlar var ama uygulamıyorlar ayrı bir konu sultanizm yani yargısı da öyle, madeni de öyle. Ee, yani insan hayatı pamuk ipliğine bağlı. Çünkü bir ülkede ekonomik kriz varsa, bir ülkede hukukun üstünlüğü yoksa, bir ülkede can mal emniyeti kalmamışsa ve bir ülkede sultanizm varsa, hemen her olay e, sultanın o koltuktaki devamlılığı üzerinden değerlendiriliyorsa falan. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Muhalefet iktidar trenine binmişse Medyada öyle, işte ancak kendisine izin verilen sınırlı alanlarda gazetecilik veya işte e, medyacılık yapıyorsa kendince, e, sonra kazalar başlar, denetim biter, kazalar başlar, hesap verilebilirlik yoktur, şeffaflık yoktur, insanlar ölür, hayvanlar ölür, çevre felaketleri başlar, böyledir. Bakın, ezbere söylemiyorum. Rule of law indeksi 2023. Yani hukukun üstünlüğü indeksi. Şimdi burada bakın. Neredesiniz? Şurada ilk 45'teki ülkeleri görüyorsunuz. İlk sırada Danimarka var. Sonra Norveç var. Sonra Finlandiya var. Sonra sizin beğenmediğiniz İsveç var. Almanya var. Lüksemburg var. Ne? E, Almanya ekonomisi de e, Japonya ekonomisini geçmiş dünyanın üçüncü ekonomisi şu anda. Filan böyle gidiyor. Görüyorsunuz. Yani ülkelerin İngilizce isimleri var ama okuma yazması olan neyin kastedildiğini anlar. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz yaklaştırayım görün. 117. sırada. Yani Angola'dan, Madagaskar'dan, Meksiko'dan daha beter durumda. Başka ülkeler de var sayayım. Yani El Salvador, Nijer, Sierra Leone, Guatemala, Liberya, Rusya, Belarus, Zambia, Togo, Kenya, Paraguay neyse. Türkiye'den daha iyi durumda hukukun üstünlüğünde. Bakın bu ülkenin Türkiye'nin yeri 117. Üstündeki altındaki ülkelerde şöyle üçer tane dursun. Burada olduğunuz sürece burnunuz çoktan çıkmaz. Hep Barbaros Şansal'a atıfta bulunuluyor ya. Üzgünüm ama öyle. Türkiye ile ilgili hiçbir habere bakmayın. Hiçbir habere bakmayın. Dönemsel olarak bu açıklandıkça hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin sırası nedir? 117'ydi evet. Daha üst sıralara tırmanmış mı? Sadece buna bakın. Ülkede işlerin yoluna girdiğini anlarsınız. Yani 80'lere geldiğinde bir nebze, 60'lara, 70'lere geldiğinde bir nebze, 40'lara, 50'lere geldiğinde de bir nebze. İşte biraz evvel listesini getirdim. Yani 40'lara, 50'lere geldiğinizde e tamam. Ülkede işler en azından eski normale dönmüş diyebilirsiniz. O çok eleştirdikleri eski e, soruşturmalar, yargı dönemi neyse yani hep böyle 2000 5'li, 6'lı, 8'li, 10'lu yıllara dönüp atıfta bulunuyorlar ya. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 50'lerdeydi. 50 küsürlerdeydi. 59 diye hatırlıyorum. 2013 müydü? Yani o, oradaydı. Oradan buraya geldi. Buraya gelince de iki yakanız bir araya gelmiyor. Ya tüm öyle bu. Buna bakacaksınız. Yani bakın başka bir örnek vereyim size. Bu Habertürk gazetesinin birinci sayfası hangi gün? İşte orada tarih yazıyor. 18 Kasım 2016. Bu gazetenin en altında bir haber var. Diyorsunuz ki bu nedir? Şirvan'da aşırı yağış heyelana yol açtı. Aa, bu herhalde işte yağmur haberi, kar haberi falan vermek gibi bir şey. Halbuki o değil. Yani orada maden çöktü. E, ve bunu kendi madeni çöktü. Bu gazetenin sahibi olan Turgay Cüner'in madeni çöktü. İçinde 16 İnsan yaşamını yitirdi ve haftalarca sonra kiminin cesedine ulaşıldı. Fakat kendi gazetesinde sanki bunu bir doğa olayı, bir yağmur, bir sel, lokal bir hadise falan gibi verdi. Yani baktığınızda maden kelimesi geçmiyor haberde. Valilik arama, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Üç işçi yaşamını yitirdi. Ha orada işçi var ama ne işçisi? Siirt Şirvan'da dün gece heyelan meydana geldi. E AK Parti Siirt Milletvekili bölgedeki heyelana karşı a, heyelana aşırı yağışın neden olduğunu açıkladı. Yani AKP milletvekili açıklamasa gazeteci bilmeyecek. Devam. Arama kurtarma çalışmalarında 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Hangi arama kurtarma nedir? Yani ne haber nasıl saklamışlar görüyor musunuz? Adamın kendi madeni çöktü ya. Önce dönüp kendi söküğünü dikeceksin. Ötekine berikine. Çıkıyorlar bık bık konuşuyorlar. Yani acayip bir şey. 15 sene önceki, 18 sene önceki bir mahkeme kararına atıfla o hakim veya o savcı şucuydu, bucuydu. Bak ondan döndü, ondan böyle oldu. Ya 2007'deki bir savcı tasarrufundan 2024'teki maden göçüğünü analiz etmeye çalışıyorsun ve komik oluyorsun. Kimse de karşısındaki bunu söylemiyor. Hatta alıyor onu. En başta tasvir ettiğim insanlar alıyor onu adam bir şey söylemiş gibi yayınında mevzu ediyor. Bir tanesi de soru sormuyor. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Daha bitmedi. Ciner Kasım 2016'da çöken ve 16 kişinin hayatını kaybettiği bu madeni Mehmet Cengiz'e sattı. Hani Erdoğan'ın mürtemedi Cengiz Holding. Sonra 7 yıl sonra ...kasım 2023'te... ...yani daha birkaç ay önce... ...aynı maden bir daha çöktü. Bu defa Cengiz'in madeni olarak çöktü. Ve üç kişi öldü. Üç işçi. Haberiniz var mı? Niye? Çünkü ölü sayısı az olduğu için üzerinde durulmadı. Medya namusu, fikri takip. Geçeceksiniz. Yani onun için ben çok da fazla... ...bu konuları şey etmiyorum. Yani... Işte Şebnem Korur Fincancı çok güzel anlatıyor. Birkaç gündür onun üzerinden bir mavra dönüyor ya. Evrensel'e yazmış. Bir bölümünü aldım. Gerçekten çarpıcı bir bölüm. Sonlara doğru. Ama asıl vurguladığı şey şu. Hayır diyor. İşkence raporları düşündüğünüz kadar etkili değil. Neden mi? İşkencenin bazılarına uygulanabileceğini düşünenler her seferinde karşı mahallenin işkencelerini görünür kılanlara ağız dolusu sövmeyi marifet belledikleri için. Öyle. S senden olana olduğunda veya işine gelen bir konuda olduğunda... ...aa olabilir mi böyle bir şey? İşkence en büyük hak ihlalidir. İnsan hakkı ihlalidir. Bu konuda işte AYM'e harekete geçmelidir. ahime gitmelidir dosya. Ama sevmediğin birilerine uygulandığında... ...aa müştahak. Kendi baksın başının çaresine. Avukatı yok mu takip etsin. Ya da işte son örnekte olduğu gibi... ha, sen bunlara nasıl işkence raporu verirsin? Bak... Davayı akabete uğratıyor senin raporun. Yani tamamen kimliklere, etiketlere bakarak yürüyen bir sistem. Bu çok üzgünüm. Yüzde yüz böyle. İçinde üç beş vicdanı olan insanın buna itiraz etmesi şebnem korur başta. Üç beş insanın hayır demesi durumu değiştirmiyor. Belki oran yüzde doksan dokuz nokta dokuz düşüyor. Çünkü binde bir bile değiller. On binde bir bile değiller. Belki yüz binde bir, iki yüz binde bir filan insan böyle düşünüyor. Çünkü aşağı doğru bütün mahalleleri ve kabileleri itibariyle Türkiye böyle kodlanmış durumda. Şimdi nasıl olmasın ki? Bakın avukat Lale Kaya'nın paylaşımıyla gördüm ben de. Yoksa Tele1 televizyon kanalını takip ediyor değilim. Ayrıca bu arada herhangi bir konuda birileri bir araya gelip hep birazdan bir şeyler söylemeye başladığınızda Demek ki orada başka bir hikaye var falan diyorsunuz. Yani böyle bir tarafı da var. Elbette bu kanaat olarak söyleyebilirsiniz. Elinizde delil yok, belge yok ama benzer bir konuda aynı sanki düğmeye basılmış gibi benzer tiplerin aynı anda ortaya çıkıp da benzer şeyleri birbirlerini destekler mahiyetinde, mahiyette gündemde tutmaları veya dolaşıma sokmaları o konuda bir kanaat hasil eder. Sadece kanaat hasil eder. Onunla işlem yapamazsınız. Ayrı bir konu. Şimdi tele 1, televizyonu X platformundaki hesabında bunu paylaşmış. Diyor ki FETÖ kumpasına karşı adliye üstünde F-16 uçuran emekli orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti. Yani vahamete bakar mısınız? Ben adamın dosyasına falan filan girecek değilim. Veya yani onu oturup da sayfa sayfa anlatacak değilim. Şu anda vakti değil, yeri de değil yani. Çünkü bambaşka bir kasırga esiyor. Geçelim. Haberin içinde aynen şu cümle geçiyor. Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Saldıray Berk, mahkeme günü mahkemeye gelmemiş ve Erzurum Adliyesi'nin üstünden iki adet F-16 uçurduğu anlar hafızalara kazınmıştı. Kendi satırlarıyla veriyorum. Yani bunu alıyor ve büyük bir gurur gibi insanlara okutuyor. Bunu okuyan insanlar da bravo paşaya diyor. Bir dakika ya. Yani biraz evvel hukukun üstünlüğü endeksini getirdim. 117 Türkiye. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Lale Demir Kaya ki gene dün dile belki güne kadar o dünyanın değerlerini paylaşan bir avukat. Diyor ki fakir bir ülke olmamızın sebeplerinden sadece biri mesela diyor. İşte her şey birbiriyle o kadar ilgili ki. Maden çökmesi o öbürü beriki, Hepsi birbiriyle çok ilgili. Sivri zekalı komutan örneği Saldıray Berk. Canımı çok, canımı çok sıktılar. Devletin birkaç milyoncunu harcayıp F16'sı sortisi yaptırayım bari. Şimdi de diyor F16 dileniyoruz. Oradan buradan pilot getirmeye çalışıyoruz. Şimdi devletin F16'larını, devletin pilotlarını, devletin uçağını, devletin yakıtını vatandaşın parasıyla kendi şahsi keyfi için mahkeme üstünde uçur uçurtuyor. Ve sonra bunu arkadaşa yakın yayın organı da matah bir şeymiş gibi veriyor. Kimse de buna itiraz etmiyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Kendilerine kendi argümanlarıyla yaklaşıyorum. Yoksa saldırı konusuna girerseniz saatler sürer çıkamazsınız. Onu da söyleyeyim. Sabah kaçtesi adliye saldırısının şifresi çözülmüş demiş. Aa falan diyorsunuz. Acaba nasıl çözüldü? Neymiş efendim? DHKPC mensubu teröristlerin hedefinde Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti varmış. Haber doğru olabilir olmayabilir. Ama bak oradan nasıl alaka kuruyor? Yani nasıl bir ilişki kurmuş bunlar terörle yan yana? Aslı, yani almış Can Atalay'a bağlamış olayı. Diyecek bir şey bulamıyorum. Belki bir nevi insanı mutlu edecek veya en azından ilerisi için umutlanmasını sağlayacak haberlerden birini Cengiz Şandar paylaştı. Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmiş. Gün boyu ufuk açıcı bir sohbete koyulduk diyor. Edirne'deki iki Diyarbakırlı, Türkiye'nin barışçıl geleceği için büyük şans. Yeter ki onların barış ve özgürlük için katkılarına açık ülke olabilelim. Tüm sevenlerine selamlarımı iletiyorum demiş. Evet. O arada Özgür Özel CHP'yi toplamaya çalışıyor. Ya arkadaş şurada 40-45 gün kaldı seçime. Daha hala adaylar belli değil. Ya senin bir organizasyonun yok mu? Bu seçimin olacağı bin yani bu seçimin olacağı onlarca yıldır belli. Bundan 10 sene evvel 15 sene evvel herhangi birine git sor bundan sonraki ne bileyim işte belediye seçimleri hangi tarih olacak diye der ki işte Mart 2019'da Mart 2024'te filan niye 5 yılda bir tarihinde olan tek seçimdir. Değişmez. 40 gün kalmış adayların yok senin yahu. Bu adamlar nasıl ortaya çıkacaklar nasıl kampanya yapacaklar nasıl proje anlatacaklar. Bir de şeye bakar mısınız yani Hatay'da bir omurgasız derken boşuna söylemiyorum. Hatay konusunda Lütfi Savaş'ın yerine alternatif görürsem değiştiririz. Buna Lütfi Bey de anlayış gösterir demiş. Haluk Levent evet deseydi ankette ölçtürürdük falan demiş. Yani Haluk Levent'e teklif gittiğini doğruluyor genel başkan. Hala Lütfi Savaş yerine alternatif arıyor Hatay'da. Ve Lütfi Savaş denen Zibidi de orada durmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında. Hoş bu noktadan sonra. Ne koyarsan koy. Ne olursa olsun. Bitti gitti yani. O seçmen nasıl gidecek, oy verecek? Türkiye'nin diğer yerlerindeki seçmenler nasıl size itimat edecek? Nasıl oyuna sahip çıkacak? Nasıl sandık güvenliği alacak? Şu bu yani. Ben de anlatıyorum. Putin'den mesaj var. Putin en son Takır Kalsın'a konuşmuştu. İki saat ne olur seyredin, bulun. En azından belki Türkçe dökümü falan lisanınız yoksa. Orada enteresan şeyler söylüyor. Sürekli olarak Batı medyasının bombardımanı altında insanlar... E, ...sağlıklı analiz... ...yürütebilme kabiliyetlerini de kaybediyorlar. Tek taraflı bir, bir e, propaganda var çünkü. Bir de Rusya tarafıyla bakın. Ne diyor bu adam? Ya da nedir? Daha önceki açıklamalarında... ...söylemişti yani. işte bizim Avrupa'yı bir işgal planımız yok. Savaşı biz kazandık. Bunun kabul edilmesi lazım. Müzakereye hazırız falan. Şimdi de... E, ...kendi... E, ...Rusya bir kanalına konuşmuş. Trump'ı mı, Joe Biden'ı mı görmek istersin diye sorulunca Joe Biden diyor. Daha deneyimli, öngörülebilir, eski usul bir politikacı. Evet. Böyleyken böyle. Ama Avrupa ciddi ciddi bu e, grafiği The Times gazetesinin bugünkü nüshasından kestim, getirdim. Ciddi ciddi Avrupa e, Rusya'nın işgal, Rusya'nın Doğu Avrupa'dan başlayarak e, işgal planı yaptığını ve düşünüyor ve buna karşı tahkimat yapıyor veya hazırlık yapıyor. Şimdi grafikte e, Rusya'nın Estonya'dan başlayarak Litvanya, Letonya o çizgide e, bir harekat gerçekleştirme olasılığı üzerinden duruluyor. Duruluyor. Gene Rusya'nın Baltık kıyısında Kaliningrad bölgesi var. Oradan da gene bir karşı saldırıyla özellikle Litvanya'nın hedeflendiği e, şeysi var. Polonya'da risk altında bu Rusya olası Rusya işgaline karşı o arada Rus tanklarını önlemeye dönük hendek kazma planı ve bir takım T-Bunker denen sığınaklar falan inşa etme planı var ve bu ciddi ciddi konuşuluyor emin olun bir yerde iki yerde üç yerde beş yerde çıkmış bir haber değil resmi ağızlardan ...yapılan laflar... ...bir takım öngörüler... ...bir takım endişeler var... ...komplo teorisi değil... ...Avrupa'da pek çok siyasal analist... Diplomati, ...diplomasi uzmanı... ...veya savunma konularında... ...savaş konularında etkili olan... ...veya işte stratejileri takip eden... ...özellikle Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı olarak... ...takip eden isimler... ...ciddi olarak böyle bir riske dikkat çekiyorlar... ...her ne kadar Putin... ...böyle bir şey yok dese de... ...evet yılın satış elemanıyla başladık. Putin'le veya Rusya'nın Avrupa'yı işgal etme olasılığı var mı yok mu? Avrupa nasıl önlemler alıyor alacak? Bununla da toparlıyoruz. Yarın haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.